Haydi bakalım biraz şöyle nefes alalım, sizi yemyeşil Doğu Karadeniz'e götürelim. Yeşilin tüm tonlarına doyacağımız bir bölgeden bahsediyoruz. Doğu Karadeniz, yani özellikle Rize deyince olağanüstüdür ya. Rize hakikaten müthiş. İnsanı da olağanüstü, tabiatı da olağanüstü. Her şey öyle. O dik dik yamaçlarda yapılan tarım, değil mi? Karadeniz'in Güzide şehrinde bugünlerde çayın 3. sürüm hasadı bitiyor. Bitmek üzere. Eline çay makasını ve çuvalları alanlar çay bahçelerinde aldı soluğu günlerce. O çaylar toplandı. Satıldı hatta. Ardından da bir güzel çay içildi. Altay Altuğ kameraman Mehmet Şahin'le birlikte tanıklık etti. Çayla aranız nasıl çayla? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Günde kaç bardak? Günde bazı 10 bardak, 15 bardak. Çay 10 numara değil mi? Alın teriyle tabii, evet. Kimseye muhtaç değiliz çok şükür. O çay bu çay mı? Aynı bu çay işte. Yeşilin ve mavinin bütün tonlarının buluştuğu muhteşem bir coğrafyadayız. İşte masmavi alabildiğine Karadeniz ve işte biz de yemyeşil çay bahçesindeyiz. Dik yamaçların en tepesindeyiz. Yanımızda da emekçiler, işçiler var. Onlar ellerine çay makaslarını, çuvalları aldılar. Çay toplamaya başladılar. Çünkü Rize'de çay zamanı, çay hasadı zamanı. Çay elinden öteye giderim yali, yali giderim yali, yali giderim yali, yali. Sırtımdaki sepetin kız ben olayım, kamali ben olayım, kamali ben olayım. Ha. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başladınız çay toplamaya. Bu 3. sürümdür, son sürüm. Nasıl gidiyor? Güzel, bizim için yorucu değil. Buradan çıkması ayrı bir spor zaten. Biz de alışkın olduğumuz için sizin gibi zor gelmiyor bize. Bazı yerlerimiz var daha dik, toplayamıyorsun, zor topluyorsun. Yapacak bir şey yok, doğamız böyle. Manzara da manzara tarifsiz. Yani evet. Tarifsiz manzara. Çay makasıyla değil mi topluyorsun? Aynen, şu an çay makası. Üst tarafını yeşilleri toplayacaksın. Nazik bir şekilde. Damat tıraşı yapıyorsun, yolluyorsun. Ne kadardan satacaksınız? Bunun bir tonu 16.500 lira öyle söyleyeyim sana. Daha da yukarıya doğru çıkarak çay toplama işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor emekçiler. Nasıl toplanır çay, ben becerebilir miyim mesela? Tabii ki de becerebilirsin. Evet, aynen. Çay doğru değil. Yukarı doğru toplarsan daha rahat. Aşağı doğru yaptık, bütün çay Rize'ye gitti zaten. Önce ayakta durmak lazım, ondan sonra toplayacağız. Evet. Tamam mı? Tamam. Abi topladın mı? Az bir şey var işte, iki bardak çıkar buradan. Çıkar mı? Ama temiz topladım en azından. Öyle bakmak lazım bir de olaya. Serüven devam ediyor ve işte bu yeşilliğin arasında kaybolduk biz de şu anda. Mesela buraların çaylarını böyle sırtımızda taşıyoruz. Sonra diyorsunuz ki sırtındaki sepetun ben olayım. Havali. Çay elinden öteye giderim yali yali. Çay bahçelerinde de çok aşklar olmuştur değil mi? Olmuştu. Ben de zaten hanımla çaylık taşıdı. Gerçekten. Babası da yazık ama baktım ki güzel de çay toplar. Ondan sonra hoşuma da gitti. Ve patlattınız Türkiye. Patlattık Türkiye'yi, sevdalık derken. Gördüğümüz makaslarla üretici topluyor. Ama tabii bu gitgide azalıyor. Makineli tarım artmaya başladı. Rekolte belli mi şu anda? Herhalde güneşin yanmasıyla çayımızın rekoltesi düşük. Küçük kuraklıktan mı? Kuraklıktan olabilir. Güneşte, yağmur da yağmadı Karadeniz'de 20 gündür. Haber yapmaya diye geldik ama tabii bizi burada çalıştırdılar, bırakmadılar, kaçamadık. Sırtımıza da işte sepeti yüklediler. Sırtındaki sepetun ben olayım, hamali ben olayım, hamali ben olayım, ha. Bir şeker alabilir miyim abi? Çay şekersiz içilir. Sen mi diyorsun bunu? Çay şekersiz içilir. Şeker atanı dövüyorlar. Dövmüyorlar da ben de şeker kullanıyorum aslında ama şu an şekersiz içiyorum. Nihat bir tane çay doldurdum. Nasıl abi? O çok açık oldu.